Merhaba arkadaşlar. Bugün 14 Mart 2024 Bakırköy Sosyete Pazarı'na geldim. Burası Perşembe, Cumartesi ve Pazar günleri kuruluyormuş. Ben Perşembe günü geldim bugün. Cumartesi'ye geldiğinizde çok kalabalık oluyor. Pazar hiç gelmedim, o yüzden bilmiyorum. Ya da şöyle göstereyim. Buraya metro ile gelebilirsiniz. Atatürk Havalimanı metrosuna Bakırköy İncirli Durağı'na inerek gelebilirsiniz. Burası girişteki tezgah. Her zaman çekiyorum, yine çekeyim size. Fiyatları görüyorsunuz, bakın 150 diyor, 100 diyor, 150 diyor. 100, 150. Bu crop toplara 70 diyor, kalın askılı atlet şeklinde. Kısa olduğu için crop top diyoruz. 100 diyor, 100. 80 diyor. 80, yüzüme bir şeyler geldi. 80, şuna 100 diyor. Mor var, onda fiyat yazmıyor. Sarıya 80 diyor. Bakın renklerde böyle görüyorsunuz. Morlar, yeşiller, kahveler var. Turuncular, açık maviler, kremler, siyahlar. Devam ediyorum. Şu anda saat akşam 3.30, yani akşam demeyeyim de öğleden sonra 3.30 civarı. Burada eskiden şey tezgahı oluyordu ya. Kozmetik tezgahı olmuyor muydu? Bir dakika bakayım. Kozmetik şu tarafta arkadaşlar, bakın şurada. Kozmetik bakacaksınız, o tarafa gidebilirsiniz. Şu anda sağ tarafa geçtim girişin. Sağındayım. Oyşot taytlar var bakın. Yeni sezon yüksek bel diyor. Böyle şeyler var. Eşofman altıyla pantolon arası. İyi bana havale diyor. Bakın böyle böyle. Oyşo mango falan diyor. Fiyat yazmıyor. O yüzden durmayacağım burada fazla. Çünkü sonra diğer şeylere yetişemiyoruz. Burada böyle bir çorap tezgahı var. Yeni çeşit çorapları göstereyim. Ben de şunun kırmızısını aldım geçen gün. Çok şirin. Neydi? Doktor değilim ama hastam çok. Evet, bu benim... Botta boz. Ay. Evet, böyle böyle şirin şirin çoraplar var arkadaşlar. Kadın erkek çorapları, şöyle file çoraplar var. Bakın futbol toplu şu erkekler için güzelmiş. Cool baba diyor, bira içen baba tanıyorsunuz. Bara yalnız baba. Şöyle yılbaşı çorabı var. Crazy diyor, çılgın. Güzelmiş, abla güzelmiş. Şu. Böyle böyle şirin şirin çoraplar var. Dikişsiz diyor bakın. Rengarenk çoraplar. Bambu falan diyor. Yün diyor. Bambu dikişsiz diyor mesela. Erkek çorabı. Güzel bence. Bakılabilir. Emporio Armani logolu var. Armani'yi seven varsa. Şöyle ten rengi pantolon çorapları var. Bayağı kalınmış yaz bunlar. Şöyle kısalardan var. Böyle desenli mesenli var. Şunlar kalın kalın iyi oluyor. Kayak çorabı gibi. Bunları yağmur çizmesinin içine giyeceksiniz arkadaşlar. Şu kalın olanları. Çok güzel ısıtıyor. Bakın şu yıldızlı olan da güzelmiş. Böyle triko gibi fitille seven varsa bu da güzel bir çoraba benziyor. Dizüstü herhalde. Bir de şöyle var. Güzel çoraplar. Erkek kot diyor. Fiyat ne diyor? Yazmıyor. Böyle erkek kot pantolon arayan varsa bakabilir. Girişe çok yakın. Burayı toplamış erkekler. Şurada terlik daha var. 25 lira diyor. Bakalım 25 lira. Terlik. Fiyonklu var. Böyle bir şey. Bu da fiyonk. Bu da fiyonk. Abla 25'e 4 tane. Çiğ puanteli var. Al terliğini abla. Başka. Nikose var. Erkekler için olabilir. Numarası kaçmış bakayım. 41 diyor. Sonra bakalım bir saniye. Başka ne var? Bakın 25 TL'de. 25. Misafir terliği falan yapabilirsiniz. Böyle şeyler var. Bakın şöylesi var. Başka ne var? Değişik çeşit göstermeye çalışıyorum. Bakayım. Genellikle böyle şeyler. Haydi abla, haydi abla. Kim değişik bir şey. Alt terliğini bayağı. Yok gibi. Abla 25'e. Yani daha çok böyle erkekler için şunlar olabilir mesela. Misafir terliği yaparsınız. Şunlar falan şirin. 25 TL tanesi. Şöyle göstereyim tekrar. 25 TL. Şöyle devam edelim. Yastık alezi 50 TL diyor. Bu yastıklar kirlenmesin diye kullanıyorsunuz. Yastıklı çarşaf batal boy diyor. 180'e 200 olan 150 TL diyor. Renkler böyle bakın. 100 TL ne diyor? Tek kişilik olanı 100 TL'ymiş. Böyle yastık kılıfları var. Şöyle denizci teması çıpalı. Neymiş? Filli galiba. Fil. Şurada bir fil var.
Burada filin boynuzları. Söyledim şimdi. Yeşil bir var. Bir tane kırmızı. Bu masa örtüsüne benziyor ama yastık kılıf herhalde. Böyle bir şey yaprakla. Böyle. Bunlar ne kadar? 50 lira mı? 50? 100. Bunlar 100'müş. İki tane yastık kılıfı 100. Şu taraftakiler 50 liraymış. Şuraya da bakalım. Daha önceki gelişimizde bunlara bakmamıştık. Bu tezgah toplanmış mıydı acaba? Hatırlamıyorum. Bu taraf iki tanesi 50 liraymış. Böyle şeyler var. Yastık kılıfı bunlar. İki tane. 50 TL. 50. Mavisi var. İki tanesi 50 lira. Diğer baktıklarımız biraz öncekiler. İki tanesi 100 yastık kılıfları. Burada 50. Yani bu tarz şeyler var genellikle arkadaşlar. Görüyorsunuz genellikle benziyor. Şöyle erkek çocuk için olabilecek böyle bir şey var. Erkek çocuk odası. Bekar erkek evi falan filan. Bu tarz ürünler var. Şuna da bakalım hadi. Mavi beyaz. Böyle şeyler. Şurası tek kişilik lastik çarşaf diye bakalım. Renkler böyle. Şöyle. Sarımsı bir şey. Şöyle bej rengi gibi var. Klasik. Taş rengi diyelim. Evet devam edeyim. Burada böyle bir tezgah var. Fiyat falan yazmıyor. Şöyle yukarıdan göstereyim. Bu tarz şeyler var burada. Sentetik şifon gibi. Burada erkek için boxer'lar, atletler var. XXL falan varmış. Terletmez. Kaliteli boxer diyor. Pamuklu koton 50 lira diyor. Bakın 50. Sonra burada 25 liraya böyle atletler var. Bakayım bu herhalde. Pamuk polyester karışımı gibi. Ya da tamamen polyester de olabilir. %100 polyester de olabilir. Böyle crop top gibi sporcu sütyenlerinden var. 25 TL diyor. Burada şeyler var bakın bu tarz. Şu güzelmiş aslında. Bakayım bu pedli mi? Evet pedli. Pedli oluşu iyi. 50 TL diyor. Şöyle göstereyim. Güzelmiş bu ürünler. Bakabilirsiniz. Bu da pedli mesela. Şu da güzel. 50 TL fiyat. Fiyat söylemedin dersiniz. Sonra 50 kere söylüyorum. 50 TL'ydi orası. Bakayım şuna sinirlenmiş midir? Şöyle bir şey var. Ayıcıklı mayıcıklı. Böyle bir kedili var. Simli mimli var. Böyle bir şeyler. 3 adeti 50 TL diyor. 3 adet 50 TL. Konuşamadı. Erkekler için spor çorapları var. Erkekler için ürün var mı? Kıyafet var mı? Diye soranlar. 3 tanesi 50 lira diyor. Burada 3 tanesi 60 TL diyor bakın. Şu taraf. Diyabetik çorap gelmiş. Şu patik çoraplar daha var. Şunlardan var bakın. 41-45 diyor. Erkek babet arayan varsa. İnce çorap diyor. 2 tanesi 50 TL diyor. Bunlardan var. Bunlardan. Şunlar yorgan için. Yorgan kaymasın diye takıyorsunuz. 4 tane satılıyor genellikle. Renk renk yapmışlar. Şu silikon anahtarlıklar bayağı moda oldu. Bütün gençler alıyor, birbirine hediye ediyor. Hepsi kullanıyor. Görüyorum videolarda da aldık maldık diyorlar. Falan filan. Bakayım başka şey. Ninja Turtles. Çok komikmiş. Şöyle bir şey var. Şu Powerpuff Girls galiba. Spider-Man var. Garfield var. Bu şirinmiş. Garfield severim. Burada da böyle şeyler var. Bakın tanesi 15, 4 tanesi 50 TL diyor şu çoraplar. Şunlar. Özge diyor. Böyle şeyler var. Bakın kese bile satılıyor. Banyo kesesi siyah da var. Lastik, don lastiği araya var. Şunlara eşarp iğnesi deniyor. Kapalıların kullandığı eşarba takıyorlarmış. Bu tarz şeyler var. Bu da yorgan iğnesi bakın. Ben bunlardan kullanıyorum. 4 tane alıyorsunuz. 4 tarafına takıyorsunuz. Böyle iğneler mineraller var. Kopçalar, agraflar var. Saç fırçaları var. Dikiş nakış malzemeleri, tığlar mığlar. Bir sürü şey var gördüğünüz gibi. Şu abonelerden var kapalıların kullandığı. Yine burada çarşaflar satılıyor. Lastik çarşaf. Şöyle şeyler var çocuk için. Bakın yeni doğana hediye götüreceksiniz. Şirin olabilir. Güllü müllü. Patikler, bebek patiği. Burada böyle ikinci el ürünler var. Bazı tezgahlarda ikinci el ürünler de satılıyor.
Erkek için mesela böyle bir, ne denir buna, yarım fermuarlı triko mu diyelim, kazak mı diyelim bilemedim. Ne kadarmış? 100 TL herhalde arkasında. Şuradan göstereyim, bakın böyle böyle şeyler var, bir sürü tişört, bisiklet tekrar rengarenk, her markanın var, mavi yazıyor Puma, US Palestine var, Tommy Hilfiger, miyav yazanlardan var, Calvin Klein, North Face, yine US Palestine, Levi's var mesela şurada, renk renk var bakın, 100 TL diyor. Erkek için kıyafet var mı diye soranlar, buyurun, çeşit çeşit renk renk 100 TL. US Palestine sevenler, miyavlar var. 100 TL. 29 çok güzelmiş, yumuşacık. Sevdim. Renkleri var bakalım. Erkek için kıyafet var mı diye sorup duranlar. Buyurun. Mavi, Calvin Klein, çeşit çeşit. Adidas var şurada mesela. Bakabilirsiniz gelip kız arkadaşınızla, eşinizle, kocanızla gelebilirsiniz, babanızla, kuzeninizle, yeğeninizle, arkadaşınızla, erkek arkadaşınızla alıp gelin. Erkek kıyafeti var, bakın Garfield var şimdi güzelmiş. Kredi kartı geçerlidir diyor, bakın böyle takımlar var. Takımlar için tabii şu anda hava... Ne kadar? İndirim yapmıştı, 350'ymiş şunlar. 350 TL dedi. Renkleri görüyorsunuz çeşit çeşit. Burada da böyle spor takımlar var. Bunlar da süper. Markalar burada, buyurun. Bunlar ne kadar? Bunlar 400'müş arkadaşlar. 400 TL. Bakın arkası baskılı falan var. Bakabilirsiniz. Burada da böyle tek tek galiba. Yok, bunlar da takım. Bunlar da takım değil mi? Bunlar ne kadar? Bunlar da 400'müş. Ha, çok güzelmiş. Ha, şuradaki bakın şu siyah olan var ya. Şu siyah olanın bu rengi. Bayağı güzelmiş. Beğendim bunu. Bakar mısınız? Hoş. 400 TL. Bakılabilir. Teşekkürler. Kolay gelsin. Bakabilirsiniz. Bakın NBA erkekler için bir şey yazan falan olabilir. Burada da çocuk kıyafetleri var bu şekilde. Burada öyle çoraplar devam ediyor. Burada böyle ürünler var bakın. Şurayı karıştırıyorlar. Durmadan Alın abla diyor. Burada çoraplar var, eşofman altları, pantolonlar, taytlar. Zara Mara diyor. Aa, şu tayt çok güzelmiş. Tam benlik. Suni deri, yüksek bel. Aa, süpermiş valla. Bayıldım. Burada şu anda çok müşteri var arkadaşlar. O yüzden şey yapamıyorum, kusura bakmayın. Tek tek fiyat soramıyorum. Size şöyle göstereyim ama ürünleri. Koton yazıyor, Oysa yazıyor. Plan Bear, Zara. Oysho. Pantolon gibi şeyler de var bakın. Tight'lar var, eşofman altı olanlar var. Şu güzelmiş bayağı modeli. Renklerde böyle bakın. Birçok rengi var, çeşit çeşit. Bunları daha önce fiyatlarını sormuştum ya. 250, 300, 400 gibi şeyler diyor genellikle. Yanlış hatırlamıyorsam. Burada böyle saatçi var, bir adet peruklar var, şallarla var. Bunları Arap turistler bayılıyor. Hediye alıyorlar, yurt dışına getiriyorlar. İstanbul'dan giderken bakın Fendi. Gucci. Peruklar, meruklar, gözlükler var, güneş gözlükleri. Ay pardon, çıkart. Bakın güneş gözlüklerine. Şunlar da çok moda oldu ama çok kalın geliyor bana ya. Prada'nın modeli. Prada, Milano, İtalyan markası. Chanel diyor. Miu Miu, Cartier. Şu Miu Miu'lar var. Bu kalın kenarlı olanlar bayağı moda oldu arkadaşlar. Ray-Ban'in şu klasik aynalı gözlükleri geri döndü. Bakın Ray-Ban'in böyle modelleri var. Şurada Hermes, Erme ya da öyle de okuyorlar. Onun şalları var, kışlık. Şu güzelmiş yalnız atlalar. Öyle şeyleri seviyorum. Bu tarz ürünler var. Kaçtım işte. Bir yanık kokusu gibi bir şey geliyor burnuma ya. Yalnız çantaların güzelliği. Burada züccaci ürünleri var bu tarz. Bu herhalde şey mi bakayım? Bağımlı servis. Bu ne için? Hamur mu eziyor? Ha, hamur eziyormuş. İlginç. İlk defa gördüm onu ya. Bambu servis seti diyor. Silindir gibi.
kese var mı kese? Şey limon, narince, sıkacağı falan filan var. Bunlar döküm oluyor, ağır bayağı. Abi sizde kese var mı kese? Bakın şey tel fırça bile getirmişler ya. Bu normalde nalburda falan satılan bir ürün. Burada da var. Şöyle süzgeçler var, çaydır, maydır, başka şeyler süzmek için. Bu da çayı süzmek için sanırım. Bakın şöyle kalem kablo tutucu diyor. Bu şarj aletinin kablosunu içinden geçiriyorsunuz. Süs gibi bir şey yani, pek bir fonksiyonu yok ama gençler seviyor öyle şeyleri. Şöyle yorgan çarşaf tutucu diyor, tanesi 10 diyor. 4 tane alırsanız 40 lira. 4 tane almak lazım, yorganın 4 tarafına takacaksınız. Şöyle bıçaklar var. Falan filan. Şu un eleme aletinden var, un topaklanmasın diye. Şöyle yapıyorsunuz bakın böyle çık çık çık. Ne diyor? Paslanmaz metalli, mandallı un eleği. Orijinal Solingen diyor. Güzel bir şans bulmuş. Şu devrimi şunu yerine koyalım. Şuradaydı herhalde bir zamanlar. Yerine koyalım. Atlamış aşağı. Kendini atmış. Bunu böyle, bunu da böyle dağıtıp gitmişler. Bunlar da güzel. Eskiden vardı. Kuru yemiştik olarak kullanıyorduk. Şöyle kaseler var bakın. Ne bileyim içine bir anahtar bir şey koyarsınız. Şuna ekmek koyulabilir. Ekmek sepeti şeklinde. Şu suplalar güzel. Ama ben şunların bu muzdifinden olanı seviyorum. Bayağı da pahalı oluyor. Trendyol'da falan da bulabilirsiniz bu tarz ürünlerden arkadaşlar. Çok kalabalık oldu. Çıkmak zorundayım oradan. Şurada tepsiler var bakın. Kocaman tepsi yalnız. Bakın büyüklüğüne. Kaktüs sevenler bunu beğendi. Böyle klasik sevenler için güllü müllü şeyler var. Şöyle dikdörtgen tam bir öğrenci evi tepsisi. Bu lavanta herhalde. Dikenli çalılı. Ne bu dikenli yabani bitkiler. Konuşamadım. Şöyle bir şey. Burada da fiyat yazmıyor. Mermer desenli gibi. Fiyat yazmıyor arkadaşlar. Yazsa da söyler biliyorsunuz. Sonra erkekler için böyle şortlar falan var. Bakın Berk ne güzel. Alın alın giyin evde. Vallahi. Under Armour diyor. Under Armour. Bu güzelmiş yalnız Nike'ın. Bunun kumaşını beğendim. Bu da güzel. Yumuşak. Pamuklu. Yani pamuk oranı fazla. Bakın şöyle uzun sevenler için de daha dizede kadar olanlardan var. Ben sevmiyorum o boyu. Burada böyle çocuklar için formalar var. Futbol takımlarının formaları. Şöyle geçeyim de daha karşıdan çekip daha rahat görürsünüz. Şurada da var bakın. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş formaları. Gençler için mesela tişörtler vardı. Simpsons, Bart Simpson. Şu şeyler. Kızı kaba sakal. Şey neydi bunun adı ya? Hep unutuyorum. Temel Reis miydi? Evet. İngilizcesini unuttum yine ya. Neyse. Ha Popeye yazıyor burada zaten. Popeye şu. Şu mavinin bakın flok baskılı gibisi var, böylesi var. Bu da güzelmiş. Bu da güzel erkekler için spor yapanlara falan. Puma var bakın, güzel. Nike, bunlar polyester biraz. Bu güzelmiş. Ay arkada müzik çalıyor ya. Bu telif hakkı sorunu olabilir arkadaşlar. Sesi kapatmak zorunda kalabilirim. Neyse ürünleri görürsünüz. Artık gösteriyorum detaylı detaylı. Erkekler için ürün soranlar. Eşofman altı, short, Under Armour, Nike. Nike Air yazıyor. Calvin Klein bakın. Çeşit çeşit ürün var. Şuradan da göstereyim bakın. Takımlar. Buradan da göstereyim. Bart Simpson, Popeye. North Face bakın montlar var. Şu anorak yelekler çok güzel ısıtıyor. Bunları paltonun içine giyeceksiniz. Şurada Lacoste bir sweatshirt var, bisiklet defa. Şu Tommy Hilfiger logolu bayağı iyi duruyor. Şu North Face de güzel. Bu yağmur kullanmayınca. İçini şey yapmışlar, şardonlu. Polar gibi kumaş kullanmışlar, güzel. Çocuklar için böyle ürünler var. Bakın Snoopy uzaya gidiyor, çok şirinmiş. Böyle kot ürünler var. Niye bangır bangır müzik açıyorsunuz? Çocuk ürünleri var bakın böyle. Burada 150 lira diyor bakın. Set al 150 TL diyor. Erkekler için yine ürünler var. Biraz ince ama fena değilmiş. Şöyle gant diyor mesela. Rengi güzelmiş tabii rengi. Bakın benim şalımla. Neredeyse aynı renk. Böyle böyle şeyler. Erkekler için 150 TL tanesi parçası. İlk karıştırabilirsiniz. Nike diyor mesela böyle. Şöyle eşofman altı lacivert siyah.
Renk renk var, turuncu falan bile var. Bakın, gelip karıştırabilirsiniz. Nike diyor, eşofman altı, 150 TL. İyi fiyat 150. Portakal suların hemen yanında. Şurada bir çantacı var. Oraya sonra bakarız. Şu kupaları göstereyim. Bunlar çok popüler oldu. 50 TL bakın. Renk renk çeşit çeşit desen desen yapmışlar. Ben bunları çay kahve içmek için değil de böyle içine skrant kaktüs tutmak için diye düşünüyorum. Öyle daha hoşuma gidiyor. Ne diyor? Dobarlan bırakmak yeni. Türkçe polisleri bundan nefret etmiştir eminim. Ya bu çok şirinmiş ya. Tam sevgili hediye etmelik arkadaşa. Limonlu var bakın. Bu da çok şirinmiş. Bunlar el yapımı olduğu için biraz yamuk yumuk oluyordu. Ya da el yapımı havası vermişler. Öyle bozuk bir kalıptan da yapmış olabilirler. Öyle şeyleri insanlar çok seviyor çünkü. Aa, el yapımı diye alıyorlar. Canım da canım. Canım da canım. Bu neymiş? Yazıyor. Kocam da kocam. Bir bakalım. Beni mutlu eden şeylerin yarısı ya günah ya ya da yasa dışı. Ya da ya ayrı yazacaklarmış. Yanlış yazmış. Artık lütfen yeme diyor bakın. Çok yiyen arkadaşınıza hediye edebilirsiniz. Ne diyor? Gıybet mi? Gıybet time. Bir saniye. Şu komikmiş. Buna bakacağım. Gıybet time. Dedikodu zamanı diyor. Gossip time. Diyor. Gossip. Gossip girls. Yar ben belanın ta kendisiyim yazıyor şunda. Tanesi 50 bakın. Devam ediyorum. Şöyle göstereyim de insanları çekmeyeyim. Şurada portakallar vardı. Gözlemeci Kemal'in oradayız. Şurada çantacı var. 130 liraymış. 130 diye bağırıyor. Buradan böyle bir çanta. 130 TL. 130. Bu da tam pazara takmalık bir çanta. Şöyle bir şey var. Aa, bu güzelmiş 130'a. Şuna bakabiliriz kaptanı. Ondan sonra şöyle şuna bakalım. Bir anda kalabalık oldu burası. Louis Vuitton. Yeşil seyahatli açışı göstereyim. Böyle bir çanta var. 130 TL. Şöyle lila rengi var. Lila. Kırmızı Lugan seviyorsanız. Şu tote bag'den var bakın. Bundan var. Bu güzelmiş. Beğendim. Şu beğendim. Şöyle bir şey var. Bunun sıpı plastikmiş. Ama yani rengi fena değil. Böyle şeyler var bakın. 130 TL. 130 TL. 130. Aa, bu ne? Aa, bu çok güzelmiş ya. Bu da mı 130? Bu da mı 130? Dövecek adam beni artık. Evet, 130'muş arkadaşlar. Bayağı güzel bakar mısınız? Yeşil sevmem ama beğendim bunu. Çok güzel. Şunu böyle yapayım. 130 TL arkadaşlar. Bakın turuncusu da varmış. Turuncu seven kızlar varsa. Zara diyor. Zara değil tabii ki orijinal ama Zara yazmış. 130. Yerdekilerin hepsi 130 TL arkadaşlar. Şuradan da göstereyim bakayım. 130 TL. 130. Yerdekiler 130, yukarıdakiler farklı fiyatmış. Ona göre söyleyeyim de mesela şöyle bir şey var. Şurada yukarıda da bakın mommy bag falan yazanlar var. Onlar farklı fiyatmış. Yerdekiler 130 diyor. Bunlar 130 TL. 50 kere 130 dedim. Artık fiyat söylemem olmasın lütfen. Bakın yeni sezon 50 TL diyor. Şunlara diyor. Kırlangıçlı var, güzelmiş. Şöyle Mickey Mouse var. Arkada çiçekli modeller var. Şöyle çizgili var. Bakın şöyle insan figürlü var. Çıpalı var. Kelebekli var. Bu tarafta kalpli var. Bakın kalpli şeyler çok moda oldu. Katonlu falan var. Pantelliler var. Yeni sezon 50 lira diyor. 50 TL. Ay bu olacağım. Konuşamadım. 60 TL indirim diyor. Renkleri göstereyim size. Burayı daha önce çekmiştim. Yine çekeyim. Ben böyle renkli çorapları çok seviyorum. Siz de seversiniz belki diye. Gösteriyorum. Safran sarısı. Bakın her yerde bulamazsınız. Şu rengi de her yerde bulamazsınız. Değişik bir turuncu. Böyle bir mor tonu var. Şöyle bir kiremit rengi var. Böyle bir renk. Bakın taş rengi. Vizon gibi. Açık vizon gibi. Şöyle bir renk. Başka böyle bir lacivert gibi var. Mavi var.
Valla şöyle böyle bir yeşil var. Şöyle garip bir açık mavi gibi bir ton var. Grimsi mavi. Şöyle bir kırçınlı ton var bakın griyle. Kırmızı sevenler için kıpkırmızı. Benim sevdiğim tonlar bunlar. Siklemen olur, mor olur, eflatun olur, lila olur. Bunlar güzel benim sevdiğim renkler. Bakın şöyle mürdüm gibi var. Ton ton var valla. Ton ton dardana ton. Bunu 60 diyor. Şimdi bir de size bir şey göstereceğim burada. Bangır bangır müzik eşliğinde. Arkadaşlar şunlar Trendyol'a geldi mi? Stoklara hemen tükenen meşhur çorap bakın. Dışarıdan böyle ten rengi çorap gibi duruyor. Şöyle duruyor giydiğinizde. Ama içi peluş, kışın üşümüyorsunuz. Şu. Bakın bu çorap. 300 TL. Bunu gördünüz mü alacaksınız. Bir tane her eve lazım. Her kadına. Her kadın gardırobunda bir tane olması lazım. Şunları da şöyle göstereyim. Burada bangır bangır müzik çalıyor arkadaşlar. O yüzden yüksek sesle konuşmaya çalışıyorum. Şurada kapatayım. Birazdan açacağım.